Mesela örnek verelim, 6400 DPI ise 1 pikselde 6400 tane noktaya ulaşabildiğini, 12800 ise 1 pikselde 12800 tane noktaya ulaşabildiğini söyler. 22,5 inçlik ivme hızına sahip. Bunu da aynı arabalardaki mantık gibi düşünebilirsiniz. Mouse'un sıfırdan 100'e ne kadar hızlı çıkabildiği anlamına geliyor. Plastik kalitesini yorumlamak gerekirse Tempra'ya da Renault plastiği gibi değil de Audi plastiği gibi kaliteli plastik bizleri karşılıyor. Merhaba arkadaşlar, ben Emre Genç, videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle Rush'in RM404 12800 DPI'lik mouse'unu inceleyeceğiz. Mouse'da makrodan tutun da arkadaşlar çok güzel teknik detaylar da var. Bunlara birazdan değineceğim. Ama ilk önce cihazı kutudan çıkarmak istiyorum. Bu arada kutuyu normalde ben çok sevmem, kutu incelemeyi falan, ama bu kutu da öyle boş beleş bir kutu olmamış gerçekten. Ve hangi yüzeyini çevirirseniz çevirin, mutlaka sizi mouse hakkında bilgilendirici bir yazı karşılıyor. Arkasında, önünde, sağında, solunda bol bol özelliklerinden bahsetmişler. Yine ben de zaten videoda bunları sizlere detaylı anlatacağım. Şimdi ilk önce kutudan çıkartıyoruz arkadaşlar. Cihazın kutusu çok güzel bu arada, çok beğendim. Kutuyu bir kenara bırakıyoruz. Asıl olan içindeki çünkü. Şurada bir kartımız çıkıyor arkadaşlar, bunu da kenara bırakıyorum. Bu arada mouse'u ilk açışımda değil tabii ki de açıp deneyimledim. Ve 1-2 hafta sonrasında sizlere bu videoyu çekiyorum. Hemen bizi burada bir örgü kablo karşılıyor arkadaşlar. Burada da bir poşetin içerisinde cihaz karşılıyor. Cihazı çıkartıyorum. Elimdeki beyaz renk. Beyaz renk normalde hiç sevmem ama bu mouse'da gerçekten çok başarılı olmuş. Tuş hissiyatları falan harika. Bunlara zaten birazdan değineceğim. Cihazı bir kenara bırakıyorum. Ve kutunun içerisinde bir tane de garanti belgesi ve kullanma kılavuzu olarak geçen böyle bir kağıt çıkıyor. USB kablosunun ucundan başlayıp cihaza doğru gideceğim. Burada arkadaşlar herkesin merak ettiği hususlardan birisi altın kaplama bir USB 3 olup olmaması. Altın kaplama bulunmuyor, normal renk bulunuyor. Ama cihazın özelliklerinin dolu dolu olması, kendisinin çok kaliteli bileşenlerden meydana gelmesi, hatta kutusunun bile çok güzel olması buradaki USB ucunun tasarımının kötü olmasını değiştirmiyor. Arkadaşlar garip bir şekilde cihazın kullanma kılavuzunda veya kutusunda kablonun uzunluğuna değinilmemiş. Ama ben şu şekilde bir ölçüm yaptım. Boyuma göre tuttum arkadaşlar. Benim boyum 1.82 olmasına rağmen bu mouse 2-3 cm benden daha uzun bir kabloya sahip. O yüzden kablonun hem kalitesi hem de uzunluğu konusunda sıkıntı yaşayacağınızı sanmıyorum. Ve gelelim bu güzel cihaza arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten çok güzel bir tasarıma sahip. Tabii ki bu göreceli bir kavram olduğu için benim açımdan böyle düşünüyorum. Belki size pek güzel gelmemiş olabilir. Alt kısımda eleştireceğim şöyle bir nokta var arkadaşlar. Cihazı çıkarıp dövmenin bir manası yok. Eksi yönlerini de size söylemeliyim ki işinize geliyorsa o şekilde almalısınız. Şu kısımda ve de şu kısımda arkadaşlar bir kalkma söz konusu. Bunun bu şekilde olması pek hoş bir durum değil. Tabii ki de mousepad üzerinde kullanacağınız zaman herhangi bir şekilde sorun çıkmayacaktır ama yine de bu şekilde olmaması güzel olurdu. Öte yandan arkadaşlar delikli bir yapıda ve bu delikli yapının üzerindeki malzeme kalitesi çok güzel bir şekilde elinize his veriyor. Plastik kalitesini yorumlamak gerekirse Tempra'ya da Renault plastiği gibi değil de Audi plastiği gibi kaliteli plastik bizleri karşılıyor. Öte yandan şu tuşların oynamaması ve tekerin dönüş hissiyatındaki vermiş olduğu o his çok güzel. Yine yan taraftaki tuşların da son derece yumuşak olduğunu söylemem gerekiyor. Ve değinmem gereken diğer bir nokta, mouse'un boyutu arkadaşlar son derece küçük. Yani çok büyük bir ele sahipseniz belki sizin için iyi olmayacaktır. Ama benim elimden büyük elde ben genelde karşılaşmadığım için şunu söylemem gerekiyor. Son derece güzel bir ergonomiye sahip olduğunu söylemem gerekiyor arkadaşlar ve çok güzel bir şekilde kavrayabiliyorum. Bu konuda da sıkıntı çekeceğinizi düşünmüyorum. Şimdi hızlı bir şekilde mouse'u bilgisayara bağlayalım. Arkadaşlar cihazı bilgisayara bağladığında bu şekilde görmüş olduğunuz gibi müthiş bir aydınlatmaya da sahip. Ben aydınlatmayı gerçekten çok beğendim. Şu iç kısımda görmüş olduğunuz Rush'in önceden incelemiş olduğum bir ürüne de logosunu çok beğendiğimi söylemiştim. Yine burada da dile getirmek istiyorum. O öfkeli logosu gerçekten çok hoş gözüküyor. Yine cihazla ilgili teknik detaylarda da uzun ömürlü bir LED'e sahip olduğu belirtilmişti. Ve aydınlatmasını ben çok başarılı buldum. Şu anda videoyu 50 wattlık LED'in altında çekiyorum arkadaşlar. Ve ona rağmen ışıkların gözüküyor olması güzel. Şimdi dilerseniz softbox'ı kapatıp ışıklara bir de öyle bakalım. Evet arkadaşlar, ışıkları kapatınca görmüş olduğunuz gibi burada şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bazı kalitesiz mouse'larda arkadaşlar bir aydınlatma vardır. Ama şuraya koymuş oldukları aydınlatma şuraya kadar gidemez mesela. Bu benim için bir kalitesizlik sembolüdür. Burada bu şekilde bir sorun olmaması çok hoşuma gitti gerçekten. Öte yandan şöyle bir şey değinmek istiyorum. Şu anda kamerada gördüğünüzde arkadaşlar çok fazla ışık geliyor olabilir. Ama çıplak gözle baktığınızda aydınlatmalar aslında o kadar fazla bir ışık şiddetine sahip değiller. Ben çıplak gözle baktığımda bu ışıkların biraz daha yüksek seviyeye sahip olmasını isterdim. Tıpkı şu anda kamerada gördüğünüz gibi. Ama öte yandan şöyle bir durum daha var. Işıklar çok fazla olmadığı için kamerada gözükmeyen ama çıplak göze gözüken şuradaki Rush logosu gerçekten çok hoş gözüküyor arkadaşlar. Şimdi dilerseniz hemen softbox'ımızı açıp devam edelim. Evet arkadaşlar, 50 wattlık softbox'ın altında bile ışıkların gözüküyor olması güzel bir artı. Şimdi gelelim ergonomi kısmına. Ergonomi kısmında şuna mutlaka değinmek istiyorum. Buradaki delikli yüzey gerçekten tutuşta çok güzel bir konfor sağlıyor. Bunu artı olarak söylemek istiyorum. Öte yandan delikli yüzey kullanılması mouse'un daha hafif bir yapıya gelmesine de artı bir unsur sağlıyor. Yine hafif bir mouse da bizler için
güzel bir kullanıcı deneyimi sunabiliyor. Ve diğer bir unsur, buradaki tekerleğin tırtıklı bir yapıda olması. Yüzeyindeki tırtıklar da yine elinize güzel bir şekilde geri dönüş sağlayan unsurlardan bir tanesi. Öte yandan arkadaşlar, Rush logosunun bu kısımda küçük bir şekilde yerleştirilmiş olması da çok güzel minimalist bir detay sunuyor diye söyleyebilirim. Mouse'un genelindeki o sade tasarım anlayışını bozmamış ve çok güzel yerli yerinde durduğunu söyleyebilirim. Öte yandan arkadaşlar, önceden incelemiş olduğum bir mouse modelinde mesela şuradaki tuşları eleştirmiştim. Bunlar neden bu kadar boşça oynuyor gibisinden o mouse'da eksi hane yazmıştım. Ama burada eksi hane yazacak bir durum bulunmuyor. Tuşlar konusundaki hissiyatlarda başarılı buldum. Ve mouse'da dikkatimi çeken en büyük artı özellik şu oldu. Ben fiyatının uygun olduğunu düşünüyorum. 90 liraya böyle özellik sunması bence güzel. Özellikten kastım tabii ki de RGB'si tasarımı vesaire değil. Sunmuş olduğu teknik detaylar. Tabii ki de renk ve ergonomi de çok önemli unsurlardan bir tanesi ama bu mouse'da en çok beğendiğim özellik sunmuş olduğu teknik detaylar. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeden teknik detaylara geçmek istiyorum. Teknik detaylar kısmında kutuyu neden elime aldığımı zaten videonun başını izlediyseniz şu anda biliyor olmanız gerekiyor. Çünkü kutunun üzerinde arkadaşlar tüm teknik detaylardan bahsedilmiş. Mesela şurada bir makro özelliğimiz var. Makro özelliğimizden bahsetmek istiyorum. Cihazda makro yazılımı sayesinde RGB yanıtmasından DPI ayarlarına kadar tüm çeşitli ayarlamalar yapmamız mümkün. Bunu da bir kullanıcı açısından değerlendirdiğimizde bir mouse'un özelleştirilebilir olması bence güzel bir artı. Tıpkı Android ekosisteminde custom ROM'larla cihazlarımızı özelleştirebilmemiz gibi düşünebilirsiniz. Öte yandan arkadaşlar gelelim teknik detaylara. 12.800 DPI özelliği vurgulanmış. Şimdi DPI'de şöyle bahsetmek istiyorum. 8K, 16K monitörlere geçseniz bile 12.800 DPI sizi çok rahat bir şekilde besleyebilecektir. DPI olarak şu şekilde arkadaşlar. Mesela herhangi bir pikselde kaç bin tane noktaya erişebildiğini söyler. Mesela örnek verelim, 6.400 DPI ise bir pikselde 6.400 tane noktaya ulaşabildiğini, 12.800 ise bir pikselde 12.800 tane noktaya ulaşabildiğini söyler. Bu ne anlama gelir? O mouse'un her noktayı daha hassas bir şekilde tanıyabileceği anlamına gelir. Ama şöyle bir unsur var ki, atıyorum 1920x1080 bir monitörde 12.800 DPI kullanmak çok zordur. Çünkü mouse'un en ufak bir hareketinde arkadaşlar inlet çok hızlı bir şekilde hareket edeceği için bu sizleri zorlayacaktır. O yüzden monitörünüze uygun bir şekilde ayarlama yapabiliyorsunuz. Yine bu mouse'da DPI ayar tuşunun bulunduğunu unutmayın. Ve aynı zamanda makro üzerinden de mouse'un DPI'ni ayarlayabiliyorsunuz. Hemen arka kısma geçmek istiyorum arkadaşlar. Burada 66 inçlik IPS okuma hızından bahsedilmiş. Ben bunu biraz eksiye yazabilirim. Çünkü aslında fiyatına göre artı da diyebiliriz ama ben bunun en az 100 IPS okuma hızı olmasını isterdim. Çünkü IPS de yine mouse'un okuma hızıyla alakalı bir durum olduğu için 100 inçlik IPS'i daha uygun görüyorum. Ve artı kısmı yazabileceğimiz en mükemmel özelliklerden birisi bu oyuncular için geçerli daha çok. 1000 Hz'lik bir tepkimi hızına sahip. Yani arkadaşlar siz mouse'u ne kadar zorlarsanız zorlayın ki ben sizler için zorladım. Herhangi bir şekilde takılma yapmadı. Bu da yine buradaki 1000 Hz'lik tepkimi hızından ileri gelen bir durum. 22.5 inçlik ivme hızına sahip. Bunu da aynı arabalardaki mantık gibi düşünebilirsiniz. Mouse'un sıfırdan yüze ne kadar hızlı çıkabildiği anlamına geliyor. Övgü kablo ve makro yazılım desteğinden bahsettiğimize göre arkadaşlar videomuzu bu şekilde sonlandırabiliriz. Ben mouse'u beğendim arkadaşlar. Sizlere de gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.